Merhabalar, Python Öğreniyorum serimizin 4. videosuna hoş geldiniz. 3. videomuzda koşullu ifadeleri nasıl oluşturabileceğimizi öğrendik. Python'da komutları tekrarlamayı sağlayan for ve while komutları bulunmaktadır. Bu videomuzda for komutunu nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz ve örnek soru çözümleri yapacağız. Haydi başlayalım. Komut veya komutların istenilen sayıda tekrarlanması için for döngüsü kullanılır. Birçok kullanım şekli vardır. Range kullanımıyla başlayalım. Bu döngü n defa tekrar edecek ve n defa print komutu çalışacaktır. Her döngü için döngü sayısını kontrol eden bir değişken kullanılır. Buradaki değişken i değişkenidir. I değişkenin değeri sıfırdan başlar ve her defasında 1 artar. Son değer olarak da n-1 değerini alır çünkü sıfırdan başlamıştır. Burada bakacak olursak birinci olarak i değişkenin değeri 0 olacak. Döngü her dönüşünde i değişkenin değeri 1 artacak. 1, 2, 3, en son olarak da n-1 değeri olacak. Yani burada eğer 5 ise 0'dan 4'e kadar gidecek. 0'dan 5'e kadar sayılar yazan programı yazalım. For i in range 5'e kadar olduğu için 6 yazıyoruz burada. 2 nokta üst üste print i değerini yazacağız. Çalıştıralım programı. Görüldüğü gibi 0'dan başlıyor 5'e kadar. 6 değeri dahil değil. 1'den 5'e kadar olan sayıları yazmak için ise burada başlangıç değeri yazabiliriz 1. Bitiş değeri de 6 olacak ama 6 dahil değil. Yani 1 dahil ama 6 dahil değil. 1'den 5'e kadar. Bu range komutunun ikinci kullanımı. Yani hem başlangıç değeri hem de bitiş değerini yazmış olduk. 1'den 10'a kadar tek sayılar yazdıralım. Başlangıç değeri 1, bitiş değeri 10 olsun. Tek sayılar olduğu için önemli değil. Burada bir de üçüncü parametre olarak değişme değeri yazabiliriz. Yani 2. 1'den başlayacak her döngüde 2 artacak. 1, 3, 5, 7, 9 diye sayılar yazılacak. Çalıştıralım. 1, 3, 5, 7, 9. Burada range komutunun 3 parametreli kullanımını görmüş olduk. Yani başlangıç değeri, bitiş değeri ve değişim değeri. Şimdi de 10'dan 1'e kadar çift sayılar yazdıralım. Başlangıç değeri 10, 1'e kadar. Çift sayılar olduğu için 1 dahil değil. Yani zaten 2 en son yazılması lazım. Değişim değeri de eksi 2. Yani görüldüğü gibi range de eksi de kullanılabilir. Eksi kullanıldığı zaman başlangıç değeri bitiş değerinden fazla olmalıdır. 18, 6, 4, 2 şeklinde yazılmış oldu. Örnek olarak 1'den girilen n sayısına kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazalım. Öncelikle n sayısını giriyoruz. Sayıların toplamını bulacağız. Toplam değişkenimizin birinci değeri, başlangıç değeri 0 olsun. 1'den n sayısına kadar olacak. Döngümüz 1'den başlıyor n sayısına kadar. N sayısı dahil olmadığı için n artı 1 yazmamız gerekmektedir. Nokta üst üste. Her defasında toplama ekliyoruz i değişkeninin değerini. Döngüden sonra da toplam değişkeninin değerini yazdırıyoruz. Toplam. Matematikte toplam eşittir toplam artı i şeklinde yazılamaz ama programlamada bu şekilde yazılabilir. Bu nasıl çalışır? Toplamın birinci değeri 0'dı. i'nin birinci değeri 1. 0 artı 1 toplamın yeni değeri 1 olacak. Daha sonra döngü devam ediyor. i'nin değeri 2 oldu. Toplamın yeni değeri 1. i'nin değeri ise 2. 1 artı 2 3. Tekrar döngü devam ediyor. i'nin yeni değeri 3 oldu. Toplam 3'tü. 3 artı 3 toplamın yeni değeri 6 oldu. Şeklinde çalışacaktır. Şimdi programı çalıştırıp kontrol edelim. Mesela 5 sayısını giriyorum. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15 şeklinde program çalışmış oldu. Range yerine direkt olarak liste yazılabilir. Listedeki elemanlar her döngüde tek tek sırayla alınır. Şimdi de bununla alakalı bir örnek yapalım. Mesela for i in. Burada range yazmıyoruz da şimdi artık listemizi oluşturuyoruz. Listemizde renkler olsun. Şimdi biz bunları yazdırıyoruz. Bakalım kontrol edelim. Gelildiği gibi renkler kırmızı, turuncu, sarı her bir döngüde listedeki bir sonraki eleman alınacaktır ve yazılacaktır. Farklı tiplerde değerler de eklenilebilir. Mesela yeşilden sonra bir sıfır sayısı koyalım buraya. Bunu çalıştıralım. Gördüğü gibi çalışıyor. Problem yok. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Sıfır sayısına rast gelindiği zaman döngü bitsin. Döngü tamamlansın. Döngü devam etmesin. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Eğer i değişkenimizin değeri sıfır olursa for döngüsünü bitirmek için break komutu kullanılır. I değişkeni sıfır değerini aldığı zaman yani buradayken döngü tamamlanacak ve bitecektir. Kontrol edelim. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil. Burada sıfırı gördüğü zaman döngü tamamlanmış oldu. Döngüden çıkıldı. Tam tersi eğer sıfır sayısını gördüğü zaman sıfır sayısını atlamak istiyorsak bu durumda break yerine continue yazacağız.
continue. İ değişkeni sıfır değerini aldığı zaman continue çalışacak. Continue ne yapıyor? Continue'den sonraki komutlar çalışmayacak. Atlanılacak for döngüsü ama devam edecek. Bakalım, gördüğü gibi yeşilden sonra sıfır yok. Yani buraya bir sıfır daha ekledim mesela. Orada da sıfır yok. Sıfırları atlıyor. Diyelim ki bu renkler arasında değişik sayılar var. Sıfırdan 9'a kadar. Ve bu sayıları biz atlamak istiyoruz. Mesela turuncudan sonra 1 olsun. Mavi lacivertten sonra 3 olsun şeklinde. Sıfırdan 9'a kadar olan sayılar varsa biz sayıları atlayacağız. Yani continue. Buradaki sistem aynı kalacak. Burada sadece sıfır değil de i değişkeni in range. Range bir aralıkta demek zaten. Sıfırdan 9'a kadar i değişkeni herhangi bir değer alırsa 0 ile 9 arasında o kısımları atlamış olacağız. Şimdi kontrol edelim. Görüldüğü gibi burada yazdığımız sayılar atlanmış oldu continue sayesinde. Şimdi de for döngüsünün bir string ile bir yazıyla nasıl çalıştığını kontrol edelim. Yani burada in yazdığımız yerde bir text yazalım. Bilgisayar hane yazıyorum. Print i yapalım. Bu durumda bakalım ne yazacak. Görüldüğü gibi bilgisayar hanenin bütün harfleri sırayla alındı her döngüde ve yazdırıldı. Eğer bu harfleri biz bir satırda yazdırmak istiyorsak print'in şöyle bir özelliği var. End özelliği, end parametresi. I değişkenin değerini yazdıktan sonra biz burada devam etmesini istiyoruz. Yani bir boşluk bırakarak devam etmesini istiyoruz mesela. Bilgisayar hane. Her bir harf arasında bir boşluk var şimdi. Print komutunun şöyle bir parametresi daha var. Onu da yeri gelmişken öğrenelim. Mesela sayılarımız var. 1, 3, 5 sayılarımız. Bu sayılarımızı biz bu şekilde yazdırdığımız zaman aralarında birer boşluk var. Ama biz aralarında çarpı işareti koymak istiyorsak sep, separator, ayırıcı, çarpı işareti. Görüldüğü gibi aralarda çarpı işareti olmuş oldu. End'le de yani sonunda da eşittir işareti koyalım mesela. 1 çarpı 3 çarpı 5 eşittir şeklinde print'i kullanmış olduk. Bir önceki programa geri dönecek olursak burada arada sayıları şimdilik alalım. Sayılar olmasın, sadece yazılar olsun, renkler. Şimdi bir kontrol edelim. Bütün renkler yazılıyor. For komutu aynı zamanda else ile beraber kullanılabilir. Döngü bittikten sonra else komutu çalışacaktır. Burada yazalım döngü bitti diye. Bir kontrol edelim. Görüldüğü gibi bütün renkler yazıldı ve sonra döngü bitti diye yazdı. Ama eğer arada bir sayımız varsa bu durumda burada continue değil de break yazalım. Bu durumda for komutu tamamlanacak, bitecektir. Dolayısıyla else komutu da çalışmayacaktır. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil yazacak ve döngü bitecek. Döngü bittiği zaman yani break komutu olduğu zaman else de çalışmıyor. Ayrıca for komutuyla çok sık kullanılan iç içe döngüler oluşturulabilir. Ama bunun için ayrı bir video hazırlayacağız. Şimdi soru çözümlerine geçelim. Birinci soru, sayıların toplamı. N sayısı giriliyor ve daha sonra N sayı giriliyor. Yani mesela 5 giriliyor, sonra 5 tane sayı giriliyor. Girilen en sayının toplamını bulan programı yazınız. Yani bu sayıların toplamını bulacak. Sayıların ortalamasını da bulan programı yazabiliriz. Şimdi programı yazalım. Öncelikle en sayısını giriyoruz. Daha sonra toplamı sıfırla eşleyelim. En tane sayı gireceğiz. Dolayısıyla bir döngü oluşturalım. Döngü içerisinde sayılar giriyoruz. Bu x sayısını girmiş olalım. Tam sayılar giriyoruz. Int yazıyorum. Girilen sayıları toplama ekliyoruz. Toplam eşittir. Toplam artı girilen sayı yani x sayısı. Bu şekilde toplamı elde etmiş olacağız. Döngüden sonra da toplamı yazdırıyoruz. Mesela bu sayıları girelim. 5 sayı gireceğiz. 1, 4, 2, 6, 4, 17. Evet doğru. Burada x değişkenini aslında kullanmaya gerek yok. Yani şu şekilde yapabiliriz. Burada direkt okuma yapabiliriz. Yani dolayısıyla okulan değer direkt olarak toplama eklenilecektir. 3 sayı girelim. 1, 2, 3. Toplam 6. Sayıların ortalamasını bulmak için de toplamı sayı adedine bölmemiz gerekir. Yani burada en sayısı, en sayısına bölmemiz gerekir. Bir kontrol edelim. 3 sayı giriyorum. 1, 2, 3. 2.0. İkinci sorumuz faktöriyel. Girilen en sayısının faktöriyelini hesaplayan programı yazınız. Faktöriyel nedir? Faktöriyel 1'den en sayısına kadar olan sayıların çarpımıdır. Yani mesela 5 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Bu da 120'dir. Şimdi programı yazalım. Öncelikle en sayısını okuyoruz. Faktöriyel değişkenimizin başlangıç değeri 1 olması lazım. Çünkü çarpma işlemi yapılacak. 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı. Dolayısıyla döngümüz 1'den başlayacak n'e kadar. Yani n artı 1 yazacağız. İ değişkenin değeri f ile çarpılacak. Yani f eşittir f çarpı i değişkenin değeri. Döngüden sonra da faktöriyel yani f değişkenini yazdırmış oluyoruz. Mesela 5 sayısına girelim. 5, 120.
Üçüncü sorumuz asal sayı. Girilen sayının asala olup olmadığını bulan programı yazınız. Asal ise evet, değilse hayır yazacak. Sadece kendisine ve bir sayısına tam olarak bölünen sayılara asal sayı denir. Mesela 17 asal sayıdır, 15 asal sayı değildir. Çünkü hem 3'e de bölünür, 5'e de bölünür. Ama 17 sayısı sadece 1'e ve kendisine bölünür. Dolayısıyla biz bu soruyu çözmek için sayının bölenlerini buluruz. Eğer bölenleri sadece kendisi ve bir sayısı ise asal sayıdır. Eğer daha fazla ise, yani 2'den fazla ise, o zaman hayır yazarız. Veya kendisini ve bir sayısını dahil etmezsek o zaman bölenlerin sayısı 0 olmalıdır. Şimdi programı yazalım. Gene en sayısını okuyoruz. Daha sonra bölenlerin sayısını 0 yapalım. Bütün bölenleri bulmak için bir döngü oluşturuyoruz. 2'den başlayacağız. 1'i dahil etmiyoruz ve n sayısına kadar, ama n dahil değil. Bütün sayıları kontrol edeceğiz. Eğer bizim sayımız i değişkenimize, yani 2'den başlayan ve devam eden sayılardan herhangi birisine bölünürse ve kalan 0 olursa, tam olarak bölünürse, o zaman say değişkenimizin değerini 1 artırıyoruz. Ve döngüyü bitiriyoruz. Break. Döngüden sonra kontrol ediyoruz. Eğer say değişkenin değeri hala 0 ise bu durumda bölenleri yok. Bu asal sayıdır. Evet. Değilse demek ki bu asal sayı değildir. Kontrol edelim. Mesela 17 sayısı. Evet. 15 sayısı. Hayır. Dördüncü soru maksimum ve minimum. Girilen en sayıdan maksimum ve minimum sayıları bulan programı yazınız. Mesela 5 sayısı giriyoruz. 5 tane sayı gireceğiz. 1, 5, 9, 7, 3. Bu sayılar arasında maksimum ve minimum. Maksimum burada 9, minimum 1. Peki çözüm yöntemimiz nasıl olacak? Şu şekilde çözeceğiz. Birinci sayıyı maksimum hem de minimum yapıyoruz. Daha sonra ikinci sayıyı okuduğumuz zaman ikinci sayı eğer maksimum değerden büyükse bu değeri maksimum yapıyoruz. Minimum değerden küçükse bu değeri minimum yapıyoruz şeklinde devam ediyoruz. En sonunda da maksimum ve minimum değerlerini yazdırıyoruz. Öncelikle en sayımızı okuduk. Daha sonra birinci sayımızı okuyoruz ve birinci sayımızı hemen maksimum yapıyoruz. Max diye bir değişken oluşturdum ben. Dolayısıyla birinci sayımız maksimum oldu. Birinci sayımızı aynı zamanda minimum yapıyoruz. MN. MN diye bir değişken oluşturdum. Yani minimum. Dolayısıyla birinci sayımız hem maksimum hem de minimum oluyor. Daha sonra diğer sayılarımızı okumaya başlıyoruz. Bir eksik okuyacağız. Yani N eksi bir defa okuyacağız. Ve sayımızı okuyoruz. Mesela okuduğumuz sayı X sayısı olsun. Eğer bu okuduğumuz sayı, yani X sayısı maksimumdan büyükse o zaman maksimum bu X sayımız oluyor. Eğer okuduğumuz X sayısı minimumdan küçükse bu durumda minimum bu okuduğumuz sayı oluyor. Döngüden sonra da maksimum ve minimum sayılarımızı yazdırıyoruz. Mesela sayılarımızı girelim. 5 sayı giriyorum. 1, 3, 9, 6, 8. Maksimum 9, minimum 1. 9 ve 1. Beşinci soru sayının bölenleri. Girilen sayının bölenlerini bulan programı yazınız. Bir sayısı ve sayının kendisi dahil edilecek. Sayılar bir satırda yazılacak. Mesela 15 sayısını giriyoruz. Bölenleri 1'den başlıyor. 1, 3, 5, 15. 1 ve kendisi dahil ediliyor. Sayımızı girelim. En sayımız olsun. Daha sonra bir döngü içerisinde 1'den başlıyoruz ve sayının kendisine kadar, yani n artı 1'e kadar sayının kendisi dahil olacak. Kontrol ediyoruz. Eğer sayımız i değişkenimize bölünüyorsa, bölümünden kalan 0'a eşitse demek ki tam olarak bölünüyordur. Onu yazdırıyoruz. Yani i sayısını yazdırıyoruz. Aynı satırda olması için de end bir boşluk yazıyoruz. Mesela 15 bölenleri 1, 3, 5, 15. İşte bu kadar. Bu videomuzda for döngüsünün kullanımını örnek soru çözümleriyle öğrenmiş olduk. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.